Salgının gerçek olmadığını gören insan sayısı giderek artıyor. Ama salgın olduğuna körü körüne inanan da hala birçok insan var. Salgın olduğuna inananların bazıları bir yakını veya bir tanıdığı koronadan öldü ya da hasta oldu diye teşhis konanlar. Bu videoyu özellikle sizin için hazırladım. Öncelikli olarak şu sorunun sorulması gerekiyor. Bir insanın testi pozitif çıktı. Yani bulaşıcı hastalık taşıdığı ve yaydığı varsayılıyor. Testi pozitif çıkan insan eğer bulaşıcı bir hastalık taşıyorsa o halde sadece ona değil onun iletişim kurduğu ve özellikle de beraber yaşadığı insanların hepsine test yapılmalı. Ve hatta aslında test yapılmasına bile gerek yok. Çünkü sosyal mesafeye uyacak kadar bulaşıcı bir hastalık var ise eğer zaten onunla temasa geçen herkese bulaşmıştır ve hepsinin de hasta olması gerekir. Ama böyle bir şeyin olduğunu görmüyoruz. Bir insanın testi pozitif çıkarken aynı evde yaşayan diğer insanlarınki negatif çıkıyor ya da çıkabiliyor. Bu bile tek başına bulaşıcı bir hastalığın olmadığının kanıtıdır. Peki test neyi ölçüyor o zaman? Durum şu, bir yakını ya da kendisi korona testi sonucu pozitif çıktığı zaman insanlar salgın gerçekmiş ve her an ölebilirim düşüncesine giriyorlar. Testin kendisinden şüphe etmiyorlar, doğru ölçtüğünü zannediyorlar. O halde gelin bu test nedir, nasıl çalışır, neyi ölçer önce ona bakalım. Hamilelik testi gibi iki elemanlı bir test değil bu. Bu teste PCR testi deniyor ve bu test genetik materyali düzinelerce döngüde ikiye katlıyor ve milyarlarca veya trilyonlarca orijinal molekül elde ediyor ve daha sonra pozitif olarak kabul edilecek tanımlanmış RNA fragmanına sahip olup olmadığınızı belirlemek için bu sonuçları kullanıyor. Buradaki sorun şu, belli bir sayıda çoğaltıldıktan sonra test olan herkes pozitif çıkacaktır. Bu yüzden genetik malzemeyi ikiye katlamayı keyfi bir noktada kesiyorlar. Covid-19 için uygulanan değişik testlerde değişik kesme noktası kullanıyorlar. Hatta FDA tarafından onaylanan 33 testin 10 değişik kesme noktası vardır. Biraz garip bir durum değil mi bu sizce de? Bu testin Nobel ödüllü mucitinin testin bulaşıcı hastalıklarda kullanılmasına inanmadığını söylediğini biliyor musunuz? Ve bu testle ilgili başka sorunları da duymuşsunuzdur. Mesela çok sayıda çıkan yanlış pozitif sonuçlar var. Yani vücudunuzda buldukları belli bir genetik materyali yaklaşık 37 kere 2 katına çıkardıktan sonra sizde pozitif sonuç verebilecek kadar sayıda RNA olduğunu varsayıyorlar. Ama şöyle diyebilirsiniz. Ama bakın bir sürü insan hasta oluyor, bulaşıcı bir şey olmalı bu. Gerçek şu ki yaşadığınız çevrede bulunan bir şeyden zehirlendiyseniz aynı çevrede yaşayan diğer insanlar da zehirlenmiştir. Ve belli zamanlarda belirli etkilere maruz kaldığımız göz önüne alındığında birçoğumuzda benzer semptomların olması çok normaldir. Doktorların büyük çoğunluğu o testin nasıl çalıştığını ve neyi ölçtüğünü araştırmıyorlar. Kaldı ki bir keçiden veya bir meyveden alınan örneklerin testi bile pozitif çıkabiliyor. Ve eğer pozitif teşhis konan yakınınız bunu bilmiyorsa büyük olasılıkla korkuya kapılmıştır. Korku da var olan herhangi bir küçük hastalığın bile çok fazla büyümesine neden olabilir. Bu da salgının gerçek olduğu düşüncesine inancı pekiştirir. Ve şimdi gelelim işin can alıcı noktasına. Bir insan hastaneye gidiyor çünkü çok ateşi çıkmış ya da başka bir nedeni var. Ve ona test yapılıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Ve etrafındaki sağlık çalışanları onu koronadan iyileştirmek adına onu solunum cihazına bağlar ya da ilaçlar verirlerse o insan ya daha çok hasta olur ya da ölür. Buradaki Alman doktor İtalya'da yanlış tedavi sonucu ölen hastaları anlatıyor. Es gibt, wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein. Einer verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit ist überhaupt nichts zu sehen. Ist überhaupt nichts los im Moment. Im städtischen Krankenhaus haben sie jetzt 20 Intensivmedizinbetten aufgebaut und warten jetzt sehr dringend auf die ersten Opfer. Ja, da wird nichts kommen. Da bin ich ganz sicher. Sicher? Ja, ganz sicher bin ich da. Solange wir hier nicht anfangen zu behandeln, da können wir ja gleich drauf kommen, dann auf den Behandlungsansatz. Ich habe ja dann im Lancet gelesen. Eine Medizinzeitschrift. Der Lancet ist eine Medizinzeitschrift. Das ist eine Fachzeitschrift. Die medizinische Zeitschrift, was da drin steht, ist eigentlich Gesetz sozusagen. Ja. Und da bin ich drüber gestolpert, über eine Kasuistik,
Und ein Patienten, von einem 50-jährigen Patienten, der an Corona erkrankt ist, bei dem Patienten ging das los mit Husten, Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und Shortness of Breath, also schlecht Luft. Atemnot, ja. Und die Behandlung erfolgte mit Hochdosis Methylprednisolon, also Hochdosis Cortison, 600 Milligramm Cortison sind das. Moxifloxacin, das ist ein sehr hartes Antibiotikum aus der Gruppe der Gewase-Hämmer. Zusätzlich noch Liponavir und Ritonavir, das sind beides Nukleosid-Analoga und Protease-Hämmer aus der AIDS-Therapie. Ziemlich toxische Sachen. Und das Ganze noch mit Interferon versehen, das auch ein Virostatikum bzw. Immunsuppressivum ist. Das ist auch, hat auch immunsuppressive Effekte. Und dann zum Schluss nochmal ein Breitbandantibiotikum darüber geschüttet. Und das führte dann dazu, dass der Patient gestorben ist. Ein 50-jähriger Patient. Also nicht die Risikogruppe, keineswegs. Nee. Das heißt, diese Behandlung hat sich das Immunsystem von diesem Mann. Aus meiner Sicht ist diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht. Warum hat man das gemacht? Aus Angst wahrscheinlich. Weil er Luftnot hatte, hat man ihm Cortison gegeben. Nach Cortison geht es einem erstmal besser, weil die Entzündungsantwort ausgebremst wird. Das ist ein Lymphozytenkiller, Cortison. Da schmilzt alles ab, die Lymphozyten werden vernichtet. Das ist aber gleichzeitig die Abwehrreaktion, die man damit unterbindet. Das Fieber geht runter, dem Patienten geht es vorübergehend besser. Er kriegt ein bisschen besser Luft, aber es kann dann letal ausgehen, wie in diesem Fall zu sehen. Heißt das, dass das jetzt so das Muster ist, wonach man in Italien behandelt? Ich fürchte das. Ich bin nur nicht da in Italien und kann auch nicht die Krankenakten einsehen. Aber wenn sowas im Lancet steht... Als ein Paradebeispiel, oder? Als Paradebeispiel, auch wenn es ungünstig ausgegangen ist, vermute ich, dass die Ärzte nach genau so einem Schema dort unten auch vorgehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die jetzt droht, dass die Ärzte nach diesem Schema oder nach solchen Schemata vorgehen und die Leute durch die Therapie sozusagen dadurch eine höhere Letalität erzeugen und sofort wird das Ganze wesentlich bedrohlicher. Auch was die rechtliche Seite angeht, sie sind immer auf der sichereren Seite, wenn sie alles machen und der Patient hinterher stirbt, haben sie keinen Fehler gemacht. Während wenn sie nichts gemacht haben, der Patient stirbt hinterher, dann haben sie ein Problem. Ayrıca ihtiyacı olmadığı halde bir insanı solunum cihazına bağlamak o insanı çok daha hasta edebilir. Amerika'da sırf korona testi pozitif çıktı diye solunum cihazına bağlanan insanlar olduğunu itiraf eden hemşireler var. Yani sonuç olarak ortada kaş yapayım derken göz çıkarma durumu da var. Ve tabii durum böyle olunca neden ölürse ölsün testi pozitif çıkan herkesi koronadan öldü diye kayda geçiriyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yazılı talimatı var. Ve korona teşhisi koyan hastanelere yüklü para ödeniyor. Solunum cihazına bağlarlarsa hastanenin aldığı para 3'e katlıyor. Grip aslında mevsim değişikliğine bedenin alışma evresidir. Bağışıklığı güçlü olanları fazla etkilemez ama bağışıklığı düşük olan insanları, özellikle de yaşı ileri olanları ağır hasta yapabilir. Ve her senenin grip etkisi aynı değildir. Kimi sene grip bazlı mesela dünya çapında 100 bin ölüm olurken kimi sene bu sayı 400 bin olabiliyor. Korona da önceden beri bilinen bir grip belirtisi olduğundan bu salgın tiyatrosunu kış vakti oyuna koydular. Ve şimdi yaza giriyoruz. Ve birinci dalga bitiyor diye herkese yalan söylüyorlar. Ve ikinci dalga gelecek diyorlar. Korkuyu ayakta tutmak ve vaka sayılarını çok göstermek için kıvranıp duruyorlar. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü insanlar gerçek bir salgın var zannetmeli ve onları aşı olmaya ikna etmeliler. Size tavsiyem geçen senelerin ölüm sayıları ile bu seneyi karşılaştırın. Bu sene geçen senelere nazaran daha fazla ölü olmadığı gibi birçok ülkede ölü sayısında epey düşüş olduğu gözüküyor. Peki, doktorların çoğu neden susuyorlar? Birkaç nedeni var. 1. Doktorların birçoğu testin nasıl çalıştığından bir haber. 2. Gerçeği görüp konuşan doktorlar ve uzmanlar var. Her gün internette onlara bir yenisi ekleniyor ama bu videolar sansürleniyorlar. 3. Gerçeği görüp de konuşmak herkes sana karşıyken çok zordur. Mesela Canan Karatay virüs canlı değildir, hücre dışında işlevsizdir dediği için onunla dalga geçildi. Gerçeği söylersen ödeneklerini kaybedersin, kimse sana saygı duymaz, hastan olmak istemez, işinden olabilirsin, kariyerin mahvolur. Üstelik uzun yıllar süren tıp eğitiminden çoğu insan borçlu olarak mezun oluyor
ve mesleğe atılıp borçlarını bitirmesi ve para kazanmaya başlaması uzun yıllar alıyor. Bu zaten yeterli bir neden değil mi? 4. Doktorlar aldıkları eğitim neyse onu uygulamaya çalışırlar. Kendilerine hasta gelirse aldıkları eğitim ve aldıkları emirler uyarınca tedavi etmeye çalışırlar. Kaç kişi etkilendi, gerçek bir salgın var mı yok mu, çoğu bunu sorgulamıyor. Çünkü modern tıp insanı parçalara ayırdı ve her parçaya bir uzmanlık verdi. Doktorların neredeyse hiçbirisi hayatında elektromikroskop altında bir tane bile virüs görmemiştir. Ya da aşı meselesi. Sizce kaç doktor ya da hemşire o aşıların içinde hangi maddeler var diye araştırmıştır? Türkiye'de araştıran çok çok az. Zaten Türkiye'de hiç aşı üretilmiyor. Nereden bilsinler? Doktorlar aldıkları eğitime göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Modern tıp sistemini Rockefeller ailesi 1920'lerden itibaren ele geçirdi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulumuna ön ayak oldular. Çünkü insanları yarı hasta bir halde tutarak kontrol etmek istiyorlardı. Ve ayrıca bu işte çok çok fazla para var. İlaç ve aşıların ne kadar büyük bütçesi olduğunu lütfen araştırın. Ve Bill Gates de boşuna aşı işine girmedi. Onu hayırsever olarak tanıtıyorlar ama o kendisine biçilen rol neyse onu oynuyor. Bill Gates'in babası Henry Gates, Amerikan Ulusal Bankası'nın müdürüydü ve Rockefeller'ların da aile dostuydu. Trump'ın arkasındaki pandemi danışmanlarının tamamı da Gates Vakfı ile bağlantılı isimler. 5. Birçok doktor doğal olarak bir şeyden şüphelense bile henüz karar vermek için erken olduğunu düşünür. Verilerin incelenmesi, hastalığın ve hastaların takibi, uzun vadede etkileri, bulgular, iyileşme süreçleri gibi şeyler zaman ister ve emin olmadan tanı koymak için acele etmek istemez çoğu doktor. 6. 5G istasyonları kurulmaya başlandı ve bu da fazlaca radyasyon aldığımız anlamına geliyor. 5G'nin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmadı. Belirtileri nedir tam olarak bilinmiyor. Uyanık olalım, gerçekleri paylaşalım. Herkese sevgiler.